Seninle program öncesinde konuşurken dedin ki yine de yazacağız, çizeceğiz çünkü oluşturduğumuz başka bir derine inen bir güç var bizde. Yani sadece edebiyatçıları da kastetmedin orada sanırım sanata bir referanstı bu. Bunu bir de bizi izleyenlere tarif eder misin? Çok güzel bir tarifti o çünkü. Şöyle düşünüyorum ben, şimdi bu türden şiddetli zamanlarda, yani etkisi çok şiddetli ve bizi sürekli savuran zamanlarda biz birbirimize itiliyoruz. Yani şeyin, maddelerin mıknatıs gibi birbirini çekmesi gibi birbirimize itiliyoruz ama diğer yandan da etraftan da sıkıştırılıyoruz. Ama çok çelik çekirdeğiz ve kırılmıyoruz. Çelik çekirdek. Kırılmadığımız için de dibe doğru kazmak durumundayız. Evet. Ve o toplumsal yapıda aslında biz büyük çukurlar açıyoruz. Bu derinlikle. Bunlar iyi şeyler. Çünkü çukur burada, iyi diyorsun. Düşünce giriyor buraya. Yukarı çıkamıyoruz, aşağı iniyoruz. Yani yerin altında. Hava. Yukarı çıkarsak yok oluruz. Yer altından notlar. Yer altından notlar. Yer altında dünya var. Evet. Ve biz aşağıda, yer altı da bu kitaptan, dünyanın dibine düşmek. Biz dünyanın dibine düşüyoruz. Onu soracaktım aslında. Şimdi. Yani evet. Mesela Sanem'in sürekli olarak inelediği şey dünyanın dibine doğru savruluyorum, gidiyorum vesaire. Ama sen bunu aslında pozitif bir şey olarak görüyorsun. Ben Sanem'inkinde bir melankoli tarifi olarak görüyorum aslında. Hepimizde var. Yani. Tabii ki ama orada başka, yani orada yukarıda yaşanan ve kısa vadeli amaca ulaşmak için her şeyi yapan insanların dünyasına ait olamamak. Çünkü şöyle bir baktığımızda dünyaya, şimdi bir sürü düşünen insan pek çok konuyla ilgili acı çekiyor. Ama dışarı çıkıyorsun, her şey yolunda. Hayat başkaları için gayet normal devam ediyor. AVM'ler dolu, restoranlar dolu. Ve alışveriş kırla gidiyor. Alışveriş kırla gidiyor. Bunların bir kısmının tamamının fikirsiz olduğunu elbette söyleyemeyiz. Evet. Elbette sıkıntıları, dertleri var. Ama dışarıda baktığımızda uyuşmuş, dünyanın işleyişiyle uyuşmuş bir insan topluluğu görüyoruz. Bu kadar yoğun melankoli ve bu kadar yoğun acı, keder içinde olan insan da orada büyük bir yabancılaşma yaşıyor. Yani nasıl mutlu olabilirsiniz der gibi. Tıpkı işte şeyin, Umut'un doktorunun söylediği gibi, yani dünyada her şey bu kadar acımasız ve korkunçken iyi bir şeylerin varlığına inanmak aptallıktır diyor o da. Evet.